15 Temmuz'un en kritik yerlerinden biri olan Akıncılar Üssü'ndeki Hulusi Akar'ın bulunduğu odanın sırları aydınlanıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Akıncı davasının 17. celsesinde Akıncı Üssü eski komutanı Hakan Evrim savunma yaptı ve Hulusi Akar'la ilgili ilginç bilgiler verdi. Kendisinin 15 Temmuz gecesi Hulusi Akar'ın rehin alındığı iddia edilen odaya götürüldüğünü söyleyen Evrim, Akar'ın gayet rahat bir tavır içerisinde olduğuna dair çarpıcı detaylar anlattı. Evrim, içeri girdiğimde rahat tavırla emir komuta içinde konuşuyorlardı. Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, bir karacı generalle iki sivil vardı. Sonradan karacının Mehmet Dişli, sivillerden birinin Ömer Faruk Harmancık olduğunu öğrendim. Genelkurmay Başkanı bildirideki görüşlere katıldığını, bazı iktidar milletvekillerinin de benzer serzenişler ilettiğini söyledi. Meselelerin Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, parti içi muhalefet, muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri gibi geniş bir konsensüste çözülebileceğini söyledi. Tek kelime etmedim, dinledim. Oradakilerin Akar'ı yönlendirmesi, ikna etmesinden çok Akar'ın onları farklı çözümlere yönlendirmesi vardı dedi.